Eskiden bizde burada Yunanlılar gelmiş, krallık varmış. Hatta daha hala eski harabeler var. Yukarıda bir sürü taşları, 200 böyle 200'den 300'den fazla taşları böyle eniş yukarı böyle yukarıya doğru ellerinde taşımışlar. Eskiden dedemler, dedemin dedesi onlarla savaşmış. İşte bir bacağı galiba orada böyle topal topal duruyor galiba. İşte eskiden o efsaneye göre o şeyin altında, harabenin altında altın varmış. Bu Yunanları yendikten sonra o altını alayım derken hep aşağıya iniyormuş. Altınlar böyle alamıyormuş. Hep almaya çalışan köylüler artık en dibe kadar inmiş altın. Timsala olmuş. Üstüne de taş yığılmış. Bir süre sonra taş yığılmış. Dedem işte hep böyle anlatıyordu. Sonra gitmişler. Yenmişler yani, savaşı kazanmışlar. Ama Yunanlıların maddi durumu daha iyiymiş. Yani tüfekler, böyle eski tüfekler bile varmış yani. Eski böyle tüfekler varmış. Ama bizimkiler sadece taş ve sopa. Daha hala harabeler var, böyle menzil yerleri var. Böyle cepheler var. Hala yıkılmamış onlar. Daha hala her zaman da gidiyoruz yani. Vaktimiz olunca pikniğe gidiyoruz oraya. Karşıdan böyle köy, aşağıda ben hatta Facebook'ta böyle profil resmi de yapmıştık bir ara. Hadi ya. Evet. Çekilmiştik arkadaşlarla. Her gittiğimizde bir kere çekiliyoruz oraya. Gittiğimizde böyle bir yer var, aşağısı uçurum. Orada oturuyoruz bazen, böyle aşağıyı seyrediyoruz. Bazen yanında da yine uçurum var ama karşı sadece köyü gösteriyor. Hani köye karşı manzaraya fotoğraf çektiriyoruz bazen arkadaşlarla. Hani öyle. Dedem hayvancılıkla uğraşıyordu. O zaman hayvanlarımız çoktu. Yani keçi, kuzu, işte onlar varmış. Yani süt çok değerliymiş o zaman. Yok, babam devam ettirmiyor. Şu anda terzi bir şeye bakıyor. Tarlalara bakıyor. Şimdi badem var, zeytin var. Şimdi zeytin çıkacak, sonra badem çıkacak. Ben çalışıyorum. Böyle çalışmadan 2,5 ay sonra işte 2,5 ay çalışıyorum. Sonra geriye kalan şeyi 10 gün geziyorum. Sonra yine yardım ediyorum yani okul açılıncaya kadar. Yardım ediyorum. Çalışma iyi. Yani çalışma 8'den 12 öyle. Maaşı da komik oldu zaten. Akraba. Burası da akrabaydı. Ben pek işte 3 senedir hiç para için çalışmıyorum. Para için. Yani para verirler yani, aklımı yemezler ama bu bir şeyler öğrenmek için yani, bir şeyler yapmak için. Yani daha erken yani bir şey, parayı konuşmak için. Yani bir 3-4 2 sene daha çalışsam yani artık konuşmaya başlarım. Ben 12 yaşından beri böyle garson yardımcısı olarak, komi olarak çalışıyorum. 2 sene burada komi olarak çalıştım. Çalışma hayatı bana birçok insanla tanıştım. Sizin gibi. İşte yeni arkadaşlar edindim. O kesin. Yani genel kültür olarak, yani kültürüm olarak konuşmam değişti. Yani köyde konuştuğumla burada konuştuğum bir olmuyor. Ben çalışmaya başladım 15-16 yıl oldu neredeyse. Bir haftadır böyle çok sıkıcı. Yani ilk 2'ye kadar, 3'e kadar, hatta 4'e kadar böyle hep oturuyorduk. Sonra 4'ten sonra müşteri geliyordu. Böyle uykusu gelince insanın kalkası da gelmiyor. Şeyden, masadan. İşte hep böyle bazı başka kişiler kalkıyordu böyle. Bazen böyle masada böyle uyuyakalıyordum, böyle kalkıyorlardı. Böyle iş olmadı mı çok zor oluyor. Yani iş olmadıktan sonra işimiz zor. Uykum gelince bazen böyle, çok uykum gelirse yani bazen arka tarafa gidiyorum. Nadiren masada böyle uyuyakalıyorum ister istemez. Kesin oluyor. Müşteriler iyi. Yani çok iyi. Gelen özellikle biraz yanaktan dolayı hep böyle çürüktüler yanağım ya. Sıkıyor mu gelen? Evet. Çok oluyor. Böyle. Bence çok iyi bir şey. Çünkü okula başlamadan önce bütün kıyafetlerini kendi paranla alıyorsun. Çalıştığında değiyor.
bütün eşyalarını, yani mesela telefon mu aldın? Hemen yani kendi paranı çıkarıp da yiyorsun. Hiç aileye muhtaç kalmıyorsun. Hani ailenin eline bakması para olarak. O yüzden çok iyi. Bir de denize girip de böyle hiç böyle hiçbir şey yapmadan ailenden para alarak burada yemek yiyerek hiçbir şey olmuyor. Yani kendi paranı da kazanıp sezon sonu yapabildiği şeyler çok güzel. Okul ihtiyaçlarım tabii ki de. İşte telefonum bozuldu. Bu sene ailem aldı hemen telefon. Bir tane. Bu sene yine ekmek taşımak için, yani her zaman arabayı çalıştırıyorum. Yani ekmek taşımak için, yani hemen hazırda olan bir motor lazım. Motor getirip götürmek için. Yani araba yerine motor koyacağım şimdi. Evet, yani motor benim paramdan diyor. Babam kendim alacağım diyor ama ben kendi paramdan almak istiyorum. Bu sene zaten üçüncü sene. Yani bir şeyler almak istiyorum. Antre oluyor bir saat. Antre mola. Bir saat bazen denize giriyorum. Bazen arkadaşlarım geliyor. Bazen böyle çok yoğun olduğunda bile işler soğuyor. Yani çok yoğun olduğunda bile mesela şeyler, yemeklerini veriyoruz. Artık çay servisi, kahve servisi. Çay kahveleri veriyoruz. Artık borçlarını topluyoruz. Sonra işte bir saat böyle geziyor bazen arkadaşlara, bazen 5 dakika. Bazen işte şu ana kadar hiç izin vermem olayı yoktu. Yani hep izin aldığında verdiler. Ama işte yoğunluk olmadığı yüzden. Burada yine burada pek denize fazla giremiyordum. Bazen gece giriyordum. Gece güzel oluyordu. Gece giriyordum. Zaten bizim buradaki elemanlar zaten hep gece giriyordu. İşte Kamil abi gibi, onlar Musa abi vardı geçen sene. Onlar hep gece girerdi. Bir de sabahleyin erken gelirsem 7 gibi zaten 7.30 gibi geliyorum. 7 gibi gelirsem bazen böyle atlıyordum. 7.30'a kadar duşumu alıp hazır oluyordum. Yani.